Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refi. Evet arkadaşlar, sonunda nihayetine eriştik ve aklımdaki kişinin eğilimi olacak mı sorusuna gelebildik. Evet, bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişinin eğilimi olacak mı ve olası ortak geleceğe bakalım istiyorum arkadaşlar. Bugün çok fazla destek kullanmak istiyorum. O yüzden çok fazla konuşmadan hemen açılıma başlamak istiyorum. Her zamanki gibi deste seç şeklinde yapacağız. Birinci destemiz sihirbazların tarot destesi ve şöyle kaplumbağamız. İkinci destemiz ise Işık Karin tarot destesi ve evimiz var arkadaşlar. Evet, siz şöyle hangi desteğe çekiliyorsanız o desteği seçip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu cumartesi veya pazar günü sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet canlarım, biz hemen geçelim. Birinci desteğiyle, yani kaplumbağayı seçen arkadaşlarımızla. Bakalım aklımızdaki kişi artık bir eylemde bulunacak mı? Evet arkadaşlar. Ben anlamıyorum gerçekten, özel seanslarımda da danışanlarımla hep bunu konuşuyoruz. İnsan ilişkileri neden bu kadar karmaşık olmak zorunda? Yani eğer hayatınızda birisini istemiyorsanız bahaneler üretmek yerine istemiyorum demek, inanın karşınızdaki insanı arafta bırakmaktan, acabalarda bırakmaktan çok daha az yaralar. Evet yine acı çeker ama hemen bir şekilde kendisini iyileştirmeye başlar. Hiç değilse belirsizlik içinde kalmaz. Ve birinci desteği seçen arkadaşlarımın, Allah'ım ya Rabbim, kes sesini dedi sanırım. Şöyle bakalım başka düşen eden var mı? Eksiğimiz var mı? Yok. Ay, aranızdan hanginiz çok konuştunuz? Yeter falan dedi, bilmiyorum. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişiden artık bir eylem var mı? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Ki çok da konuşmamışım. Şu anda 2:24. Yani. 2. Hadi bakalım. Ve 5. Açalım bakalım birinci desteği, yani kaplumbağayı seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişiden bir eylem var mı? Sevgi meleği geldi. Çok güzel. Ve 7. çakra. Ay. Şimdi burada çok fazla arkadaşlar kılıç ve asa kartlarını görüyoruz. Yani hava grubu ve ateş grubu burçlarından olma ihtimali çok yüksek aklınızdaki kişinin. Hava grubu dediğimizde ikizler, terazi ve kova burcu. Ayrıca koç, aslan ve yay burcundan olma ihtimali çok yüksek. Evet bakalım aklınızdaki kişinin
Evlendi, bulunma isteği var mı? Aslında şöyle baktığımızda nasıl diyeyim? Bir önceki açılımlarla benzer çıktı arkadaşlar. Önce enerjilerine baktığımızda kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı çıktı. Burada aklınızdaki kişi bir şekilde ya hayatında bazı konularla ilgili sıkıntı yaşamış olabilir. Bu sizinle yaşadığı ilişkiden kaynaklı olabilir veya sizinle birlikte olamamanın verdiği bir sıkıntı veya sizden bağımsız başka bir sıkıntı olabilir. Ama bu kart pozitif bir değişimden bahseder ve bağımlılıktan kurtulmak için içsel bir şifa üzerinde çalışmaya başladığını anlatır. Evet, artık bağımlılıktan kurtulmak, ki burada çok fazla bağlı ve bağımlı olduğu yerler olduğunu söylüyor kartlarımız. Yani arkadaşlar, bu aklınızdaki kişi, bu desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi size gelebilmek için, bir eylemde bulunabilmek için, evet, ciddi bir eylemde bulunması lazım ve arkasında bazı kişileri bırakması lazım. Bir yerleri arkasında bırakıp size gelmesi gerektiğini gösteriyor kartlar. Evet, artık diyor ki ben o bağlı bağımlı olduğum yerlerden artık kurtulmak istiyorum ve bu enerjiye geldim diyen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Bu çeşitli sebepler olabilir, ailesel olabilir, başka birisine bir sözü olabilir. Yani maddi konularda iş yeri belki uygun değildir, uzaktır, mesafe vardır. Bunlarla ilgili bazı değişiklikler yapmak konusunda enerjiye gelmiş, şükürler olsun. Evet, burada özellikle gerçekten sizin onu düşünüp düşünmediğinizi düşünüyorum. Hala o benim bıraktığım yerde mi ki diye aklından geçiriyor diyebiliriz. Şimdi evet, birçoğumuz evet o bıraktıkları yerde miyiz? Evet, o bıraktıkları yerdeyiz, ama bir kısmımızsa gerçekten o bıraktıkları yerden çok daha fazla yol kat ettik, kendimizi geliştirdik, iyileştirdik ve enerjimizi kendimizde topladık. Evet, madem topladık, niye bu videoyu izliyoruz? Merakımızdan diyelim. Evet. Merhamet ve sevgi hayatınızın her yönünü etkileyecek. Evet, bu sevgi meleğiyle beraber özellikle aklınızdaki kişi şu günlerde ve yakın gelecekte arkadaşlar sizinle ilgili duygularında bir artış olabilir. Sizinle ilgili nedir? Bir adım atma niyetindedir ve ilişkiyi daha böyle bir üst seviyeye çıkarma niyetindedir. Aranızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anladığı, farkına vardığı bir dönem yaşıyor. Şu anda ve yakın gelecekte diyebiliriz arkadaşlar. Evet, ilişkide bir öteye gitme, bir adım ileriye gitmek için artık o enerji ve gücü kendisinde buluyor dedim. Evet, 7. çakra. Evet, 7. çakra ile beraber gerçekten burada bir birlikteliğinizin veya size olan duygularınızın, sizin ikinizin arasındaki bağlantının çok daha öte bir durum olduğunu farkına varmış olabilir arkadaşlar. Evet, buradan bazı şeylerin farkına varmam. Belki zaten kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı, 7. çakra derken bu kişi biraz böyle spiritüel konulara da meyil etmiş olabilir ve gerçekten size karşı ne hissettiğini analiz ediyor olabilir, ama artık analiz etmiş burada. Artık analiz etmiş ve sizinle olan bağlantısını keşfedip çok çok umduğundan daha derin olduğunun farkına varıp artık bir eyleme geçme durumuna gelmiş mi? Gelmiş dedi kartlar. Deli kartıyla beraber sıfırdan yeniden bir başlangıç yapmak istediğini söyleyebiliriz. Evet, asa ikilisi biraz böyle yakın geçmişte sanki uzun vadeli planlar yapıyor sizinle ilgili, ikinizle ilgili. Önemli kararlar almış, ama yakın geçmişe kadar böyle çok da hareket, eylem enerjisi yokmuş. Oturduğu yerden düşün düşün ya da hayal kuran birisiymiş. Ama şu anki enerjilerde kılıç altılısıyla beraber artık bulunduğu yerden hareket etmek için atağa kalkmış diyebiliriz.
Evet ve kupa sekizlisiyle beraber. Evet arkadaşlar, kupa sekizlisiyle beraber aslında normal klasik tarotta kupa sekizlisi iki sevgilinin ya da iki sevgilinin ayrılması veya birisinin bir yerden bir yere gitmesi ayrılığı anlatır, ama burada çok daha farklı hisler uyandırıyor. Burada eyleme geçecek mi sorusunda evet eyleme geçecek ve zaten sizin yanınızda değil bu kişi. Öyle ya, bu soruyu sorduk ve siz bu videoyu izliyorsanız bu kişiyle iletişiminiz yok. Aynı yerde değilsiniz. Evet, bu kişi eyleme geçecek ve bulunduğu yerden artık ayrılma enerjisine gelmiş ve yakın zamanda arkadaşlar, yakın zamanı gösteriyor. Size doğru yol almak için yola çıkmış mı çıkmış, ki Asa 8'lisi de bize bunu gösteriyor. Evet, Asa 8'lisi ile beraber çok yakın zamanda bu kişiden haberler ve eylemler görebilirsiniz dedi. Evet, alttaki kartlarda şöyle baktığımızda yine kupa altılısıyla beraber bize bir kısmınız için arkadaşlar geçmişten bir bağlantınız olduğunu söyler. Yine kupa altılısı haber geleceğini anlatır. Eğer partner uzaktaysa bu kişi uzaktan sizin yanınıza gelecek. Bir kısmınız için hatta böyle hediyelerle gelebilir. Hatta tekliflerle gelebilir dedi kartlarımız. Şu anki enerjiler böyle. Ama ve lakin, özellikle aranızda gerçekten sıkıntılı durumlar geçenler varsa bunu nasıl yapacağı konusunda şöyle bir düşünüyor. Gelgitler yaşayan eriller ya da partnerler de var mı? Var diyebiliriz burada. Çünkü sizden nasıl tepki alacağını bilemiyor. Ve bir kısmınız arkadaşlar evet eyleme geçerken, bir kısmınızsa sanki çok çabuk eyleme geçecek olanlar var. Onu söyledi kartlar arkadaşlar. Ama çok az bir kısmınız için de enerjisi var. Yani bir şeyleri oluruna bırakayım. Bir şeyleri oluruna bırakmak en iyisi mi acaba gibisine düşünceleri var. Bir yandan da şey istiyor. Yani bir fırsat da olsa, bir şey olsa, ilahi sistem bana yardım etse de, bir bahane olsa da biz iletişime geçsek. Yani ben de çok böyle fazla uğraşmasam diyenler de var mı? Var diyebiliriz. Evet, burada Kılıç Prensi yepyeni bir sayfa açılacağını ve tekrar burada bir iletişime geçileceğini söyledi mi? Söyledi. Evet arkadaşlar, birinci destede evet eylem var mı? Kesinlikle eylem var. Sevgi meleğiyle beraber size olan ilgisinin arttığı bir döneme girebilir dedi kartlarımız. Evet, hemen olası ortak geleceğiniz için kartlarımızı seçelim. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarımın olası ortak geleceğinde her ikisini neler bekliyor? Bununla ilgili en doğru ve net bilgileri almaya niyet ediyorum. İki kart atmış. Okey, aldık, kabul ettik. Ve 5. Şurada bir kart ters döndü. Mahkeme kartı çıktı. Kendini gösterdi.
Hadi bakalım. Ateş uşağı. Ay, şeyler şey olunca biraz zor söylemesi zor. Mahkeme yine çıktı. Çok ilginç arkadaşlar. Kart kendini karıştırırken kendini göstermişti ama ben almamıştım. Ama çektiğim kartlar içinde yine çıktı. Acayip bir şekilde Koç burcunun enerjisi var arkadaşlar. Çok ilginç. Nişanlanma çıktı. Bir kısmınız olası ortak geleceğinizde bir nişanlanma durumu gözüküyor arkadaşlar. Şimdi evet, meleklerimiz diyor ki heyecanlı yeni bir girişim haberleri, yaratıcılığını kullan. Özellikle evet, burada dediğim gibi arkadaşlar, eylem var mı? Var dedik. Bu eylem karşılığında sizin nasıl tavır alacağınız burada çok önemli ve kıymetli diyor kartımız. Yani geleceği belirlemede daha çok sanki burada dişillerin tavrı ve davranışları, söyledikleri önemli olacak arkadaşlar. Burada özellikle bu desteği seçen arkadaşlarımın kendisi toprak grubundan olabilir ya da bu enerjilerde birisi olabilir. Yani Boğa, Başak, Oğlak veya ben artık işte somut, elle tutulur bir şeyler istiyorum, ilişkinin ciddiyete binmesini istiyorum diyen arkadaşlarımız olabilir. Evet, bu kişi sizi gerçekten çok üzdüğünün farkında ve belli bir süre size adım atmamasının en önemli sebeplerinden birisi iyileşmek için size zaman tanımış. Ne kadar düşünceli, ne kadar, değil mi? Evet arkadaşlar, burada toprak yedilisiyle beraber aslında sizin gerçekten çok sağlam kökleriniz olduğunu, birbirinize olan duygularınızın çok derin olduğunu, hatta bunu her ikiniz de fark etmemiş olabilirsiniz. Aslında melekler bunu söyler ve evet, geçici bir duraklama olmuş olabilir. Gereksiz endişelerden uzak durmanızı söylüyor kartlarım. Evet, bir eylemde bulunacak. Bu eylemden sonra siz belli bir talepte bulunursanız, bulunduğunuz zaman bir geçici duraklama olabilir ama endişeye kapılma. Senin talebin ve isteğinden eminsen ve olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorsan endişeye kapılma dedi. Evet, mantıklı davranmanız gerektiğini ve artık mantıkla, çok da böyle duygusal davranmak yerine mantıklı adım atmanızın önemli ve kıymetli olduğunu söyledi. Gelecekte adım var. Adımdan sonra ise sizin tavır ve davranışlarınız ileriyi inşa edecek diyebilirim. Dünya kartıyla. Evet. Sizinle bir aynı dünyayı paylaşmak isteyebilir. Dünya evine girmeyi anlatır. Tamamlanmak, birlik olmak istediğini söylüyor. Asa Prensi ile beraber evet, ortak bir karar almak isteyeceksiniz. Ortak, artık bundan sonra ben sen değil biz. Biz olarak kararlar verme durumuna geleceksiniz. Mahkeme kartıyla beraber evet arkadaşlar, yani bazı şeylerde kesinlikle mutlak olanı bulduğunuza emin olacaksınız. Yani ben mutlak olan aşkı bu kişide buldum veya o kişi de aynı şekilde ben bu kişiyle mutlu olacağım. Mutlu olacağım kişiyi buldum olayına gelecek. Para şövalyesi ile somut bir adım var mı gelecekte? Kesinlikle ve sorunlar bitecek diyen bir karttır. Umulmadık sürprizler, hediyeler ve güzel sözler duyacaksınız dedi kartlarımız. Yani burada evet, tam bir kral enerjisine gelmemiş ama en azından para şövalyesi ile daha somut adımlar atacağını söyleyebiliriz ve gelecekte daha somut veriler ve ilerlemeler kaydedeceksiniz ilişkinizde dedi kartlarımız. Evet, onunla romantik bir yolculuk olası ortak geleceğinizde sizi bekleyen durumlar olabilir ve eğer bu adamdan hiçbir halt olmaz diyen varsa kartım diyor ki kimseyi dinleme, iç sesine güven.
Ve evet arkadaşlar, bir kısmınız için nişanlanma durumları söz konusu olabilir aklınızdaki kişiyle olası ortak geleceğinizde. Arkadaşlar, bir kısmınız burada dilek kartlarını da seçtim. İlla dilek dilemenize gerek yok. Kalkan kartıyla gerçekten sağduyulu olmanız gerektiğini söylüyor kalkan kartım. Yani mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. İleriyi görerek hareket etmeniz çok önemli. Ve bir şeyleri çok fazla dile getirmemenizin önemli ve kıymetli olduğunu söylüyor. Bir kısmınız arkadaşlar çok büyük karmaşalar içinde olabilirsiniz. İkinizin bir araya gelmesi birden fazla kişileri etkiliyor olabilir. Evet, ama pusulanızın yönünü bulacaksınız dedi ve karmaşadan çıkacaksınız. Bir kısmınız arkadaşlar aklınızdaki kişinin eylemde bulunmasını, adım atmasını sadece İntikam için istiyorsa lütfen bundan vazgeçin diyor kartım. Çünkü sonunda incinen ve üzülen yine siz olabilirsiniz dedi. Evet, gelelim ikinci destemize. Işık yani tarot destesini, yani evimizi seçen sevgili arkadaşlarımıza bir bakalım bakalım. Evet. İkinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi eylemde bulunacak mı? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Ve 5. Hadi bakalım. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi adım atacak mı, eylemde bulunacak mı? Çağların şifacısı. Çok güzel geldi. Direkt bir eylem kartı geldi. Gel artık yani. Mutlu aile. Düşünen kadın. Yani merak ediyor. Kolektifteki enerjide acaba bıraktığım kişi, arkamda bıraktığım kişi beni düşünüyor mu diye bir merakları var. Ve kaygısı var. Çok ilginç. Beter oğlu dermişim. Şimdi arkadaşlar, ikinci desteği seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişi Kova burcu, Balık burcu, Koç, Aslan, Yay burcu, Boğa, Başak ve Oğlak burcu olma ihtimali çok yüksek veya bu enerjilerden olan birisi olabilir dedi kartlarımız. Çağların şifacısıyla beraber, ay çok üzülmüş bu, bir böyle hayatını kendini iyileştirmeye çalışıyor. Evet, yani belki de burada biraz alaycı gibi geldi konuşmam, ama şöyle de bir şey var. Bu kişiler anlatmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hayatlarındaki dert nedir? Sıkıntı nedir? Ben niye bunu sana yapıyorum? Veya ya ben seninle olamayacağım deyip, yani net bir tavır almadıkları için aslında bu şekilde oluyor. Evet, aklınızdaki kişi hayatında
bazı şeyleri değiştirmekle ilgili gücü kuvvete gelmeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Aslında var bakın. Yani size ne gibi bahaneler sunduysa daha önce gerçekten bahane aslında. Çünkü öyle ya da böyle bunları yapabilecek güçte ve enerjide. Sonuçta yani şöyle bir şey var. Onu bağlayan ya da zincirleyen bir durum yok diyor kartlarım. Sadece biraz daha rahat sizinle birlikte olabilmek için biraz daha rahat bir döneme geçme istiyor. Yani kendini çok da fazla zorlamak istemiyor diyebiliriz. Evet, eylem kartı zaten direkt bize durumu anlatıyor ve yani burada ayrıca arkadaşlar bu kart ne çok farklı karakterde kişiler olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi ve siz. Bambaşka kişiler olabilirsiniz. Ama bu kadar farklılığa rağmen ruhlarınız sanki çok derinden birbirine bağlanmış. Ruh eşliliği durumu olabilir. Yani aklınızdaki kişi şu anda ya o benden çok farklı ama bazı konularda aynıyız. O benim ruh eşim dediği bir dönem geçiriyor ve şu anki enerjilerde evet yani mutlu bir aile tablosunu sizinle oluşturmak istiyor. Yani sizinle evlenmek istiyor. Böyle bir niyeti var ve düşünen kadın ya hala beni düşünüyor mu diye düşünmüyor mu yoksa başka yerlere mi gitti? Ben onu kaybettim mi endişesi var mı? Var. Çünkü burada da arkadaşlar siz ona sırtınızı dönmüşsünüz. Arkanızı dönmüşsünüz. Her ne kadar bu videoyu izliyor olsanız da yani ondan çok da bir şey olmaz diye düşünüyorsunuz dedi kartlarım. Evet burada yıldız kartı geldi. Huzur verici bir başlangıç istiyor. Barışmak istiyor. Sizinle bir araya gelip içini dökmek istiyor. Siz onun için gerçekten çok güzelsiniz. Ve burada tek dileğim yani bir dilek tutmuş ve sizinle beraber olma dileğini tutmuş. Asa ikilisiyle beraber bir şeylerin bekliyor arkadaşlar. Bir şeylerin olmasını bekliyor. Hayatında belki gerçekleşmesini beklediği bazı durumlar var. Bunlar gerçekleştiğinde evet sizinle çok daha rahat beraber olabileceğini düşünüyor. Ama uzun vadeli planlar yaptığını söyleyebilirim. Para üçlüsü de bize partnerin size bir hediye ile gelme ihtimalini anlatır ve asa onlusu çıktı burada. Evet, şimdi bu kadar güzel şeyin içine asa onlusu neden geldi? Ya baskı altında. Yani bu ilişki bende bir baskı yaratır mı, beni zora sokar mı gibi endişeleri olabilir. Böyle bir endişeleri var mı? Var diyor kartlarımız. Bak yine DNK'sıyla bir teklifle gelecek size. Yani arkadaşlar bir kısmınız evlenme teklifi alabilirsiniz bu kişiden. Uzun vadeli planlar yapıyor yine burada. İki problemi varmış. Problemin birini halletmiş. Birisi için de bekliyor. Sizinle ilgili planları var ama yine de bir ya becerebilir miyim? Bakın sizden şüphesi yok. Kendisinden şüphesi var. Ben bunu becerebilir miyim? Zıkkım. Denemeden bilemezsin. Dışarıda da kediler ama birbirini yiyor arkadaşlar. Bakalım ikinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişiyle bugünden itibaren olası ortak yaşayacakları nelermiş? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Sustu kediler. Dört ve beş. Çok ilginç. Video çekmeye başlamadan önce hava serin. Sabahları serin oluyor İzmir'de hala. Ve poları giyiyorum. Videoyu çekmeye başladıktan sonra anlamıyorum şuradaki ateşlerden değildir herhalde. Videonun açılımın kartların enerjilerinden midir nedir böyle bir sıcak basıyor bana. Terlemeye başlıyorum. Geçen videonun yarısında çıkardım zaten poları. Evet,
Bakalım bakalım neler oluyor. Ya eylem çok güzel gelecek. İnşallah olası ortak gelecek de güzel gelir diye ümit ediyorum arkadaşlar. Artık bu videoyu izleyen arkadaşlarımın yüzü gülsün. Dilek kartlarımızdan da seçelim. Haydi bakalım. Gözlüğümü indireyim. Çok iyi yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar, bu aklınızdaki kişi bir gel git akıllı, onu söyleyeyim. Sizi çok özlemiş, onu da bir söyleyeyim. Böyle bir lay lay lom zamanlar geçirmiş, sanki siz yokken böyle ortamlara akmış olabilir. Sizi düşünmemek için. Ama ne yapıyor? Siz onun sürekli aklındasınız. Böyle beynini yiyorsunuz. Daha ne diyeyim ki? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi, yani önceki kartlarda da bunu vermişti. Bu kartı sevmiyorum ama çok da geliyor. Sevmediğin ot burnunun dibinde bitermiş derdi rahmetli annem. Aynen öyle. Şimdi evet. Sizi çok özlemiş arkadaşlar. Gerçekten yokluğunuzu ve yoksunluğunuzu çok fazla hissetmiş. Hem duygusal hem ateşli tutkulu bir şekilde geliyor dedi gelmekte olan. Evet. Kalbini ve zihnini etrafındakilere aç, güvenilir ve gönülden bir tavsiye. Evet arkadaşlar, Kupa Kralı olarak geliyor. Ve size artık böyle duygularını itiraf edecek diyebilirim. Ve devamında tutkuyla devam ediyor. Tutkulu, ateşli, şöyle meşalesini falan da yakmış. Ani, gerçekten ani, bir anda bazı şeyler çok hızlı gerçekleşebilir. Zaman önemli ve her şeyi dikkatli düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada bu uyarıyı veriyor kartlar. Evet, çok ani bir şeyler gerçekleşecek. Ve böyle size bir şekilde geldiğinde, teklifle geldiğinde biraz zaman isteyin. En iyi konu düşünün yani, bayağı tartın. Çünkü burada akıllıca olmayan bir karar alma durumu söz konusu olabilir dedi kartlarımız. Bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren. Yani şunu diyor arkadaşlar. Bu kişi geçmişte sana nasıl gelmişti? Geçmişte bu kişiyle yaşadıklarını iyice düşün, tart. Oradan bir ders çıkar. Oradan bazı şeyleri al ve bu kişi bu sefer geldiğinde ona göre davran. Çünkü çok ani gelişmeler olabilir dedi kartlar. Ve bu ani gelişmelerde akıllıca olmayan kararlar alabilirsiniz, mantıksız kararlar alabilirsiniz. O yüzden neyi geçmişte nasıl davranmıştım, neyi yanlış yapmıştım, şimdi nasıl davranmalıyım? Böyle bir düşünmeniz gereken zaman var arkadaşlar. Evet, çok güzel geldi. Olası ortak gelecekte arkadaşlar. Evlenme teklifi, duyguları dengeleme, sosyal bir etkinlik daveti. Hadi evleniyoruz ve birbirimizi sosyal etkinlik daveti derken düğünlerimize davet ediyoruz herhalde arkadaşlar. Evet, Suç Şövalyesi olarak geldi. Gerçekten belki bu kişi daha önce hiç romantik bir şekilde gelmemişti, duygularını açmamıştı ama evet, önümüzdeki günlerde bu şekilde adım atacak dedi. Yine bakın, burada olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda olacak. O yüzden böyle şaşalayıp kalmayın. Dikkatli olun. Mantıklı karar verin dedi kartlarım. Evet, Kılıç Beşlisi. Burada da Kılıç Beşlisi gelmişti. Gerçekten sizi aklından çıkaramıyor.
Çünkü sizi özlüyor şu halde. Beter olsun. Yani bakın size bunu gösteriyor. Yani lay lay lom herkesle iyiyim. Geceleri akıyorum ve arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyorum. Ama gerçekte olan bu. Perperişan ve sizi düşünmekten kendini alamıyor dedi kartlarımız. Para sekizlisi. Burada değişimle ilgili yani sizinle birlikte olabilmesi için değişmesi gerektiğini düşünüyor. Ve sorumluluk almaktan biraz bu kişi de çekiniyor. Daha önceki deste de bu şekildeydi. Evet, çok güzel çıktı arkadaşlar. Burası da o senin ruh eşin. Evet. Ve romantik anlar ki zaten burada da birbirini onaylar şekilde çıktı kartlar. Çok duygusal geldi. Çok duygusal geldi ama yani çok da ilginç. Ağırlıkta zaten Koç burcunun şeyi vardı maşallah. Ve onu baştan çıkar kartı geldi. Evet. Şimdi dilek kartlarımız ne diyor? İlerleme, doğrudan bir iletişim. İletişim var olası ortak geleceğimizde. Ve gece gündüz eşitlenme. Evet arkadaşlar, yeniden başlamayı anlatır. Doğru yolu anlatır. Artık geçmişte canınızı sıkan bir olay artık size ferahlık verecekler ve burada bir döngü kartı, ikinci şansı anlatıyor bize. Beklenen mutluluk artık geliyor dedi. Ve bakın burada da bu kartın dilek anlamında dileğinizle ilgili daha önce yaşadıklarınızı göz önünde tutarak hareket ederseniz dileğiniz gerçekleşecektir. Mesela dilek anlamında. Burada da yine kartımız ne dedi? Geçmişte yaşadıklarınızı şöyle bir düşünün. Ona göre hareket etmeniz geleceği daha güzel şekillendirecek. Akıllıca davranmanız en önemli durum bu zamanda önümüzdeki günlerde. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.